İyi akşamlar sevgili seyirciler. Rotaya kaldığımız yerden ikinci bölümümüzle devam ediyoruz. Hatırlatmak gerekirse stüdyomuzda gazeteci Veysi Dündar var. Skype hattımızda Erk Acerer ve Berk Esen bizlerle birlikte. İlk bölümde Sedat Peker'in son ifşaatlarını ve neredeyse artık neresinden tutarsak tutalım elimizde kalan bürokrasiyi, siyaset kurumunu bunların ışığında konuştuk. İkinci bölümümüzde ise AKP içerisinde başlamış görünen bir çatışma var. Buna değineceğiz. Ancak bir bilgi vermek istiyorum. Sedat Peker bugün Halil Falyalı'ya ait 3 tane yasa dışı bahis sitesinde 50 bin doların üzerinde bahis oynayan yaklaşık 50 bin kişinin bilgilerinin kendisinde olduğunu söylemişti. Ve yayınlayıp yayınlamamakta kararsızdı. O yayınlamadı ama Deli Çavuş hesabından bu bilgiler çarşaf çarşaf şu an yayınlanıyor. Bir hayli insan yasa dışı bahis sitesine para yatırmış, tanıdık isimler mutlaka çıkacaktır diye düşünüyorum. Erk Acerer'le ikinci bölüme başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu pek iyi gibi görünmüyor. Doğru düzgün bir açıklamada yapılmadığından dolayı bilemiyoruz. Yürümekte zorlanıyor. Hareketlerinde bir tutarsızlık var. Kimi zaman dibindeki bakanı bulamıyor. Süleyman Soylu'yu karıştırıyor. Sesi çok yorgun, bitkin geliyor. Sağlığının iyi olmadığı gibi bir durum söz konusu. Sanki onun bu hali de AKP içerisinde bir çatışma başlatmış gibi. Süleyman Soylu dönmek için atak mı yapıyor? Albayrak sırada mı? Bir çatışma söz konusu gibi. Buna dair Erdoğan'ın sağlık durumuyla beraber değerlendirmeleriniz nedir? Yani söylediklerinizin hepsi doğru aslında. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olmadığını artık sadece AKP ve siyaset dünyası değil, kamuoyundaki çoğu kişi de görüyor. Yani Erdoğan'la ilgili bir problem olduğunu biliyoruz. Bu eski dönemdeki problemlere de benzemiyor açıkçası. Çünkü gördüğümüz görüntüler Erdoğan'ın zaman zaman yürümekte zorlandığını, işte ayaklarını sürdüğünü ve bu görüntüler bittikten sonra da acemi danışmanları özellikle Fahrettin Altun tarafından ve anladığımız kadarıyla büyük bir korkuyla, yani kaybetme durumuyla, kaybetme korkusuyla acemice yayınlanan biz bir takım videoları görüyoruz. Orada da Erdoğan basketbol oynuyor, işte bize yürüdüğünü kanıtlamaya çalışıyorlar vesaire. Fakat gerçek bizim gördüğümüz gibi, evet, yani zaman zaman bakanlarını karıştırıyor. Yani bir tanesini ben hatırlatayım, bir dış toplantıda, dış ilişkiler toplantısında Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yani Ruslarla bürokrasiyi konuşulurken anladığımız kadarıyla görüntülerde dönüp Çavuşoğlu'nun elini sıkmaya çalışıyordu. Şimdi iki şey söyleniyor bu konuda. Erdoğan'ın bu videolarının servis edilmesine ilişkin işte diyor ki bir takım kişilerde hani telaştan oluyor, korkudan oluyor. Ben de buna daha yakınım. Bir takım kişilerde bu görüntülerin aslında Erdoğan'ın altını oymak için servis edildiği konusunda fikir bildiriyor. Fakat bir üçüncü eğilim içerisinde, üçüncü noktada olanlar da var. Onlar da şu ifadeleri kullanıyorlar. Erdoğan'ı biz bir overdose görüyoruz, bir de çökmüş görüyoruz. Ve bu ikisinin arasındaki süre artık iyice kısaldı. Bu burada da doping ilaçlarının etkisi olduğunu söylüyor bize sağlıkçılar. Şimdi bu kısalan sürede ve çöküş anlarına ilişkin söylenenler şu: Erdoğan'ın çöküş anlarında elle tutulacak hiçbir görüntüsü kalmadı. Yani normal bir anını yakalamak çok zor. Bu nedenle de yani ne yapsınlar? Fotoğraf gerekiyor. İşte AKP'nin kuruluş yıl dönümünde önemli bir toplantıda bir açılışta bir şey söylemesi gerekiyor. Bu nedenle de uygun anlar kullanılıyor ama orada da fiyaskolar ortaya çıkıyor deniliyor. Gelelim öbür tarafa.
Evet, AKP'nin içerisinde çok parçalı, bölünmüş bir yapının artık kamuoyu tarafından da değerlendirildiğini biliyoruz. Sadece siyaset dünyası ve medya dünyasında değil ve bu değerlendirmeler arasında da aslında çok tanıdık yüzlerin tanıdık bir biçimde son olarak böyle bir yani o batan geminin dümenini tutmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tabiri caizse bu tanım üzerinden en çok Süleyman Soylu öne çıkıyor. Hatırlayın yani epey köşesine çekilmiş olan, epey hiç sesi sedası çıkmayan, sadece işte belli böyle felaket günlerinde kepçenin üzerine binen filan Süleyman Soylu görüyorduk biz. O bağırıp çağıran, işte hani başlarına yıkacağız her yeri diyen Süleyman Soylu örneğinden uzaklaşmıştık. Bugün o kıpırtıları tekrar Süleyman Soylu'da aldığımıza göre Süleyman Soylu son sert ama boş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bana kalırsa siyaset içerisinde. Bu hamleyi kimlerin yapacakları da yine konuşuluyor. Kimlerin lanse edildikleri, kimlerin ön plana çıkarıldıkları da konuşuluyor. Bu isimlerden biri Hulusi Akar. Amerika tarafından da ismi zikrediliyor. Hani bazı siteler tarafından da çok konuşuluyor. Fakat Hulusi Akar'ın da bana göre tıpkı Süleyman Soylu gibi yani 6 ay önce karizması yerle birdi. Hulusi Akar'ın da hiçbir karizmasının olmadığı ve aslında bir biçimde şaibelerin içinde olan 15 Temmuz şaibelerini özellikle sayarak siyasette onun da bir karşılığı olmadığını ben görüyorum. Hakan Fidan konuşuldu, çok sık konuşuldu. Hakan Fidan'ın da şöyle bir durumu var. Yani devlet adamı, bürokrasi geleneği falan deniyor ama onun da karizması. Ve onun da özellikle IŞİD dönemi patlamalarına ilişkin ve Suriye Savaşı'na ilişkin şaibeleri nedeniyle yine Hulusi Akar gibi bir gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Hatta kendisini Gelecek Partisi'nde önümüzdeki günlerde göreceğiz diyen çok sayıda isim var. Berat Albayrak zaten üstü çizilmişti. Böyle bir şey olması mümkündü. Velhasıl yani kafamızdaki hani siyasete, AKP içerisindeki siyasete en yatkın isimlerin bile hiçbir karşılığının olmadığı çok açık bir biçimde görülüyor. Yani bu gemi batıyor. Yani bu geminin artık karaya çıkma şansı, bir başka çakma kaptan tarafından kurtarılma şansı bana göre yok. Herkesin söylediği gibi sadece işte son dönem bir takım çılgınlıklar yaparak bu gemiyi daha çok batıracaklar. Umuyoruz ki bunun içinde koca bir ülkede yer almaz. Benim AKP siyasetine ilişkin düşüncelerim bunlar. Bir soru daha eklemek istiyorum. Peki çözülme başlar mı? Başlamış gibi görünüyor ama hızlanır mı? Başlar. Başlar tabii abi. Niye başlamasın ki? Yani zaten başladı ki. Yani Sedat Peker'in ifşaları ne anlama geliyor şimdi? Mehmet Eymür bir anda çıkıyor konuşuyor. Burada klikler arasında bir çatışmayı da görüyoruz biz. Hem klikler arasında devlet içerisinde bir çatışmayı görüyoruz. Hem de çözülmeyi tuhaf yerlerden de okuyoruz. Bakın şuradan okuyoruz mesela. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektuplar yazıldığını biliyoruz biz. Kirli çerçevelerden, kirli çevrelerden. Ve bu mektuplarda aynen şu ifadeler kullanılıyor. Evet bu iş bitiyor, bu durum dağılıyor ama biz yeterince nemalanamadık, paylarımızı alamadık bu kirli işlerden. Hep beraber olduk, paylarımızı verin yoksa biz de videolar çekeriz diyenlerin sayısının bir hayli çok olduğunu. Bu mektupların AKP'li vekiller eliyle Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere gönderildiğini ama teslim edilmediğini de biliyoruz. Bu da şöyle bir dursun. Bunun ötesinde şunu söyleyebiliriz bu noktayla ilgili. İşte Erdoğan Bayraktar'ın durumu vardı. Yani yıllar sonra çıktı bir defa daha konuştu. Ya şöyle düşünün aslında kirli bir şeyin ortaklığın dağılması her zaman çok zordur.
Çünkü bu kişiler günahlarından birbirlerine bağlıdırlar. Ama artık ortada günah işlenecek pozisyon bile kalmadı. Kaynaklar tükendi, siyaset bitti filan. Şimdi daha çok şunu göreceğiz. Bir kumar masasının etrafında silahlanmış ve silahları birbirine doğrultmuş adamları göreceğiz. Ben AKP içindeki siyaseti son dönemde biraz buna benzer şekilde yaşayacağımızı, yani ilk korkuyla herkesin birbirine sıkmaya, birbirini vurmaya başladığı bir dönemi yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Zaten oluyor da, yani kim, yani çok çeşitli örnekler verdik yani. İş dünyasında da böyle şeyler oluyor, siyaset dünyasında da böyle oluyor, derin devletin güçler arasında da böyle oluyor. Velhasıl hani bu parçalanmanın, bu çekişmenin, bu çatışmanın da net olarak daha fazla yaşanacağı günleri de göreceksiniz, göreceğiz yani hep birlikte. Bunu daha çok program konusunda yapacağız gibi görünüyor. Teşekkürler şimdilik değerlendirmeler için. Sayın Dündar, AKP sonrası dönem için kimler avantajlı? Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem için, pardon. Gerçi öyle bir dönem olacak mı? Onu da bilmiyorum. Yani bu çatışanlar ne için çatışıyor? Sonuç itibariyle Erkac Erer'de, geçen bölümümüzde Sayın Esen de aslında ortada bir parti kalmadığını, tek bir kişinin hegemonyası ve dar bir çevrenin hegemonyasından bahsetti. AKP diye bir parti Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra kalmayacak, ha belki ortada bile yok. Neyin çatışması bu? Ve yine de kimler avantajlı? Siz mesela bir süre önce sizi konuk ettiğimde Hulusi Akar'ın çok avantajlı olduğunu söylemiştiniz. Evet. Hala aynı fikirde misiniz? Aynı konumdayım. Ben erkeğe yine takılacağım. Şimdi o çok rahat bir koltukta oturuyor. Ve o koltuk böyle bir kanaat, bir kanaat önderi gibi çok rahat bir ortamda. Bizim burada belimiz döküldü. Şöyle söyleyeyim. Yani evin gerçekten, yani çok küçük bir evim var ve evin en kullanışlı köşesini aldım. Ve ev halkını da tasfiye ettim yani. hani Latife böyle olsun böyle diye söylüyorum ama rahat oluyorsun en azından. Bizim burada belimiz biraz ağrıdı. İşin latifesi bu. AK Parti'de Tayyip Erdoğan sonrasına dönük hareketlemeler gayet tabii sağlığının gün be gün daha da kötü hale gördüğünü hepimiz hep beraber görüyoruz. Bu aşikar bir halde. Berat Albayrak döneminde Erdoğan'ın yerine veliaht olarak onu düşünüyorlardı. Lakin Süleyman Soylu ile Berat Albayrak kavgasından sonra Berat Albayrak'ın da siyasi hayatı aslında dumura uğradı ve o da bir köşeye çekildi. Şimdi Sedat Peker'in ifşaatlarından sonra da her ne kadar ERK tekrar gürlemeye başladı dese de ben Süleyman Soylu'nun AKP nezdinde de çok bir itibarının kalmadığını düşünüyorum. Burada yıpranmamış isimlerden Hulusi Akar'ın ve dolayısıyla Hakan Fidan'ın desteğiyle daha baskın bir karakter olduğunu dile getirelim. Fuat Oktay'ın da böyle bir arayışı var. Her ne kadar Numan Kurtulmuş'un ismi geçiyor olsa bile Numan Kurtulmuş'un Has Parti'nin kapatılmasıyla beraber o etkinliğinin de kaybolduğunu düşünüyorum. Hulusi Akar ve Fuat Oktay ismi üzerinde Hulusi Akar'ın daha baskın bir isim olduğunu söyleyelim. Selçuk Bayraktar ismi de... Soru sorabilir miyim? Yani bu Akar ismi benim kafamı çok kurcalıyor. Hem de Akar-Fidan ikilisi. Hı hı. Yakın tarihin en önemli olaylarından biri olan 15 Temmuz'a dair çok soru işareti barındırıyor. Bütün yani son Akar. 10 yılımıza hatta ikisi. Evet yani... Darbe faaliyetinin başladığı andan sabah köşkte helikopterle indiği ana kadar, yani Mehmet Dişli ile birlikte geliyor. Gayet de birlikte geliyorlar arkasında. Doğru. Kara havacı pilot albay, helikopteri kullanan, o da içeride darbeci. Dişli de içeride. Bir de kendisi kahraman. Yani Dişli 3.30'a kadar kriz merkezinde görev yapıyor. Ondan beynim diye bahsediyor. Parti göçten kalbim diye bahsediyor. Kışta terk etmeme emri meselesi var, bu Zekai Aksakallı'nın dile getirdiği. Yani faaliyet baştan açığa çıkardı diyor. Yani araya kaynadı, kodadı Abdullah var. Genelkurmay Çatı davasında itirafçı bu. Eski bir işte cemaat mensubu Hulusi Akar'ı ima etti. Bu da Fethullahçıdır diye adamı emekli ettiler. Bu kadar soru işareti barındıran biri şimdi yani çok zaten... dosyası, bagajı olması gerektirmiyor mu? Yani oraya gelebilir mi? Güzel özetledi. Hali hazırda eğer beraber hareket ettiğiniz
kirlenmiş bir şemadaysanız şayet, o şemanın en temizini mi aramak? Şöyle, yani sizi Erdoğan sonrasında da korumaya matuf olacak bir isme ihtiyacınız var o ekip içerisinden. Bu da öyle görünüyor ki Hulusi Akar. Kendisiyle ilgili şaibeler noktasında gayet tabii kendisinin aklanmaya ihtiyacı ya da bunlara izahta bulunması gerekiyor. Haricinde de ama Amerika'nın nazarında ya da İngiltere'nin nazarında da makbul bir isim, onu da dile getirelim. Lakin bu kirlenmiş siyaset noktasında ne kadar etkin olacak, onu Erdoğan sonrasında göreceğiz. Benim burada dikkat çekmem gereken husus şu: ama Hulusi Akar, ama diğer isimler, dediğim gibi beraber hareket ettikleri için böyle bir koruyucuya ihtiyaç duyacaklardır bu Erdoğan sonrası için. Ama Erdoğan'ın muhtemelen ki önümüzdeki seçim 2022 yılında olacak, erken seçim döneminde. Erdoğan'ın adaylığı söz konusuysa şayet bunu yine bir 5 yıl daha öteleyeceğiz. Ama haricen sayın ne Hulusi Akar'ın ne Fuat Oktay'ın şu an öne çıkma gibi bir lüksleri yok. Sadece uzaktan Sedat Peker'in ifşaatıyla beraber Süleyman Soylu'nun hazır olan o itibarının daha da bertaraf edilmesine dönük bir bekleyişteler. Erdoğan'ın da zaten bunu sağlıklı düşündüğünü, iki damadından da Selçuk Bayraktar ya da Berat Albayrak'tan böyle bir şeyin liderlik noktasında tezahür etmeyeceğini gördüğü için bu işi Hakan Fidan, Hulusi Akar ikilisine paslayacağını düşünüyorum. Zaten diğer AKP'lilerin de bu iki ismi olan hürmetleri medyada da diğer türlü bulundukları ortamda da kendini aşikar ediyor. Ben en etkili ismin Hulusi Akar olduğunu düşünüyorum. Bu raddede Erdoğan sonrasını konuşuyoruz ama Erdoğan'ın hali hazırdaki durumunu da konuşalım. Cumhur İttifakı olarak reybantları düşüyor olabilir ama AKP'nin ve dolayısıyla MHP'nin bu iktidarı kaybetmeme adına bütün oluşumları deneyeceğini, her türlü girişimi yapacağını, muhalefet partilerini tazyik edeceğini, hatalara düçar olmalarını sağlamaya çalışacaklarını belirtelim. Bu noktada diğer parti liderlerinden Cumhur İttifakı'na dahil etmeye dönük ama Saadet Partisi olur veyahut aslında isimlerini bile duymaktan haz etmediği Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile ilgili de girişimleri söz konusu olabilir mi? Onu bekleyip göreceğiz ama burada esas önemli olan, elzem olan AKP açısından söylüyorum, yine birinci parti olarak çıkmak ve dolayısıyla iktidarı birinci parti olarak velev ki 4 muhalif partiyle beraber koalisyon kurmuş olsalar bile birinci koltuğu korumaya dönük hamlelerde ve girişimlerde bulunacaklar. Şunu da merak ediyorum. Yani bu Erdoğan sonrası koltuğa talip olan kişi bir enkaza talip oluyor aynı zamanda. Yani çökmekte olan bir suç organizasyonu var. Çok açık. Tuttuğunuz yerden elinizde kalıyor. Niye herkes bu kadar bu enkaza diğer talip olmakta mı? Devamlı surette konuşuyoruz. Yani bunu görülemiyor mu acaba? İçeriden farklı mı görülüyor? Bunun çöktüğü mü görülemiyor? Yani devlet zırhına bürünerek en azından kendileriyle ilgili yargılanmaların önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu da devamlı surette konuşuyoruz. Yargı, siyaset ve bürokrasi artık şu an iç içe geçmiş vaziyette. Bu durumu devam ettirip en azından yargılanmalarının önüne geçmeye maruf bir hareketlenme söz konusu. Bunu da ben şahsen hani Erdoğan üzerinde belediye başkanını da ekleyeceksek 25 senelik bu iktidar sürecinin hiçbir şekilde ne bellek olarak ne de fiziken ne de ruhen temiz kalma lüksü yoktu. O iktidar sizi zehirlemiştir güç olarak ve dolayısıyla hani ilk dönem için ben AKP'nin başarılı, en azından Avrupa Birliği'ne dönük girişimlerinin başarılı bir şekilde cereyan etmesinden sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerin artık bir adeden sonra ülkenin sahibi pozisyonuna geçtiklerini düşünüyorum. Ve her yaptıklarının da kendi beyanlarıyla, zaten işte geçen hafta itibariyle hatırlayalım, Süleyman Soylu'nun evi yıkın, hukuk sonradan gelir özgürlüğünü artık kendilerinde hissediyor. Devlet biziz demeye getiriyorlar. Her ne kadar Abdullah Gül bunun namümkün, Abdülhamit Gül bunun namümkün olduğunu söylüyor olsa bile kendi aralarında ki bu kavganın sadece gündemi değiştirmeye dönük hamleler ve girişimler olduğunu düşünüyorum. Kendi aralarında yine ısrarla söylüyorum, bu kirlenmeyi önlemeye dönük ya da ifşaata dönük oluşumları durdurmak adına tekrar güçlü bir isme ihtiyaçları var. Onun da Hulusi Akar olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler değerlendirmeniz için. Sayın Esen,
Recep Tayyip Erdoğan'dan bir Abdülaziz Butefrika mı yaratılıyor? Ne dersiniz? Yani sanırım daha o noktada değiliz. Çünkü ciddi sağlık sorunları olduğu gözüküyor. Ve fiziksel olarak da zaten hem yaşlanma hem de ağır çalışma temposu nedeniyle de ciddi sıkıntıları var Sayın Erdoğan'ın. Ama daha o raddeye gelmedi. Ve zaten o sayede bir şekilde rejim kendini devam ettirebiliyor. Fakat tabii bir süredir yani Devsi Bey'in ve Erk Bey'in söylediklerine ek olarak ben de Sayın Erdoğan'ın şöyle büyük bir fırsat kaçırdığını düşünüyorum. Yani aslında bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte hem siyasi hem de yani hem kendi hem de ailesinin geleceğini koruması açısından en mantıklı şey benim Putin formülü dediğim seçeneği gündeme getirmesiydi. Yani Putin formülünden de şunu kastediyorum. 1990'lı yıllarda Rusya siyaseti çok kirlenmişti. İşte yapılan hızlı özelleştirmelerde çeşitli oligarklara çok ciddi anlamda kaynak aktarılmıştı ve bundan Yeltsin'in ailesi de nemalanmıştı. Fakat tabii 90'lı yılların sonunda Rus ekonomisi çok kötü bir noktaya girince ve tabii yaşanan siyasi sıkıntılar sonrasında Yeltsin'in ağır sağlık sorunları da ortaya çıkınca Yeltsin iktidarını devam ettirmeye çalışmak yerine o zamana kadar kimsenin pek bilmediği ama güvenlik aparatı içinden gelen ve temiz olduğu düşünülen aslında temiz hiç olmamakla birlikte bir isme önce başbakanlığı bıraktı. Ondan sonra da başkanlık koltuğunu bıraktı. O isim de tabii Putin, Vladimir Putin. Ve iktidarı bırakırken bir anlaşma yaptı ve o anlaşma karşılığında da kendisinin ve ailesi hakkında hiçbir iddianın soruşturulmaması sözünü aldı ve Putin'in iktidarı devam ettiği sürece de bu tabii anlaşma geçerliydi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bence Süleyman Soylu'yla böyle bir anlaşma yapabilirdi. Yapmadı. Onun açısından çok büyük bir siyasi hatadır. Yani eğer çünkü Süleyman Soylu profiline bakarsanız aslında kendisini bence böyle bir rol için hazırlıyordu. Yavaş yavaş AKP örgütlerini eline alıyordu. Rakibi olan Berat Albayrak'la kavgasında bir adım hep öndeydi. İçişleri Bakanlığı üstünden ciddi anlamda kaynaklara ulaşmıştı ve tabii nasıl Putin Çeçenistan Savaşı'nı tekrar başlatarak Rusya'da popülaritesini arttırdıysa Kürt sorununun takip ettiği güvenlikçi politikalar üstünden Süleyman Soylu aslında AKP'nin daha Türk milliyetçisi ya da milliyetçi mukaddesatçı kadroları ve seçmenlerin nezdinde de ciddi bir ağırlığa sahipti ve çok rahat Erdoğan sonrasında da MHP ile ittifakı devam ettirebilecek bir profildi. Fakat Erdoğan'ın kendisi de böyle bir şeye destek vermedi ve yani Veysi Bey'in ben bir önceki turda söylediği şeye katılıyorum. Sedat Peker'in inşaatları sonrasında artık Süleyman Soylu'nun Putin modelini uygulaması mümkün değildir. Siyasi kariyeri yani bence Erdoğan sonrasında hızla sona erecek. Yani dolayısıyla o formül artık kapandıktan sonra artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı sağlık sorunlarının ciddi bir rejim krizine yol açtığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'deki gibi artık kişiselleşmiş otoriter rejimlerde ortada yani ayakta güçlü kurum kalmadığı için liderden sonra kimin geleceğini ve kim gelirse gelsin anlaşmaların yani yapılan kadrolarla yapılan anlaşmaların devam edip etmeyeceği konusunda herkesin kafasında ciddi soru işaretleri vardır. Yani aslında mesela AKP'nin gücü devam ediyor olsaydı siyasi kadrolar, bürokratik kadrolar AKP içindeki pozisyonlarına bakarak Erdoğan sonrasında da kendilerini güvenceye alabileceklerini düşüneceklerdi. Fakat tabii artık AKP de ciddi anlamda devreden çıktığı için siz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve etrafındaki dar bir klikle yaptığınız anlaşmalara güveniyorsunuz. Erdoğan gittikten sonra anlaşmaların ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu beşli çete açısından da geçerli, bürokrasi içindeki atamalar açısından da geçerli, parti içinde geçerli, ordu içinde geçerli. Dolayısıyla Erdoğan'ın fiziksel olarak rahatsızlığı ön plana çıktıkça hem sonrasında kimin geleceği sorusu ön plana çıkıyor ve tabii o parti içindeki ya da rejim içindeki çatışmaları arttırıyor. Hem de bu rejimin artık dağılacağı beklentisini seçmenlerde ve siyasi kadrolarda yaratıyor.
o beklenti de aslında başarıyı, yani daha doğrusu Erdoğan'ın rejimi açısından başarısızlığın ihtimalini arttıran gelişmeler. Hulusi Akar şu an hani Putin modeline en yakın figür gibi gözüküyor. Orada da Vevsi Bey'e katılıyorum ama bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Ben Hulusi Akar'ın ve Hulusi Akar'da seçim kazanabilecek bir siyasetçi mayası olduğunu düşünmüyorum. Yani hem ordudan gelmesi dolayısıyla hem de bürokrasiyi iyi tanıdığı için otoriter bir rejimde kapalı kapılar ardında bence doğru hamleleri atıyor kendi koltuğunu korumak açısından. Ve dikkat ederseniz rejimin, yani Erdoğan hükümetinin Batı karşıtı yaptığı bütün açıklamalar ve takip ettiği politikalardan kendini ayrıştırarak aslında orada da, yani uluslararası ilişkilerde de bir kendine pazarlık payı katıyor. Ama tabii unuttuğu bence bir nokta var. O da Türkiye seçimli otoriter bir sisteme sahip olduğu için Erdoğan'dan sonra aday gösterecek kişinin seçim kazanabilmesi gerekiyor. O parti örgütünü tekrar canlandırabilmesi gerekiyor. O kadrolara kaynak dağıtabilmesi gerekiyor. Ben Hulusi Akar'da böyle bir tecrübe ve yetkinlik göremiyorum. Dolayısıyla bizim otoriter rejim çöktükten sonra o rejimi destekleyen partilerin başına gelen şeyin AKP'de de olacağını düşünüyorum. Yani kademeli bir geri çekilmenin ismi olabilir Hulusi Akar. Seçim kazanamaz, iktidara gelemez. Ama AKP kadrolarını ciddi yargılama süreçlerinden belli oranda izole edebilir. Onu ettiği karşılığında da destek bulabilir. Fakat da burada hiç gündeme gelmeyen iki aktör var. Ve Hulusi Akar'ın bence önünü kesebilecek önemli bir aktör. Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Ben bu iki partiye de önümüzdeki seçimde ciddi bir şans tanımıyorum. Ama rejim değişikliği olduktan, en azından iktidar değişikliği olduktan sonra bu partiler bence AKP'den seçmen ve kadro almak açısından bir avantaja sahip. Ve zaten bence seçim stratejilerini de biraz bunun üstüne kurmuş. Tamam. Bunu da bence gözden kaçırmamak gerekiyor. Bayraktar'a ben çok şans tanımıyorum. Yani aday gösterilebilir. Bu kadar kişiselleşmiş bir otoriter rejimde ben A ismi veya B ismi aday olmaz diyemem. Erdoğan bugün karar versin. Yani hani 22 yaşında üniversite öğrencisini de aday gösterebilir. Ya da partide kimsenin tanımadığı birini. Ama kazanma ihtimalleri olarak ben ikisine de çok büyük bir pay vermiyorum. Çok büyük şans tanımıyorum. Berk Hoca'ya bir ekleme yapmak isterim. Şimdi AKP normalde Milli Görüş geleneğinden geldiği için hali hazırdaki bütün il başkanlarını şu an Milli Görüş geleneğinden olan isimlerle değiştirdi. Saadet Partisi'ne yanaşmasındaki şeyi de bu ve Cumhur İttifakı'na katmaya dönük girişimler bunlar. Ben hem Gelecek Partisi'nin hem de Deva Partisi'nin gerçek oy bandının şu anki oy bandı olduğunu düşünenlerdenim. Muhtemel AKP düşüşünde ben yükselecek olan bu iki partinin değil Saadet Partisi olacağını düşünüyorum. Zira AKP'deki bütün il başkanları Milli Görüş geneliğinden özellikle Saadet kadrosundan bilerek seçildi. Zaten ikili görüşmelerinde de Temel Karamollaoğlu'na dile getirilen hadiselerden bir tanesi de bu. Bakın biz sizin ekiple çalışıyoruz. Gerekirse muhtemeldir. Eğer Cumhur İttifakı'na katılırsanız daha da fazla imkanlar sunabilirsiniz. Daha da fazla imkan bulabilirsiniz. Babında bir teklifin yapıldığını düşünelim, söyleyeyim. Teşekkürler Erk Acerer. AKP içerisinde sonraki dönemi kurtarmak, temizlemek üzerine birinin seçilme, yani enkazı kaldırmak üzerine birilerinin belirlenmesi gibi konuştuk ama ya tabii muhalefeti de zan altında bırakmayalım. İşlerin çıkmaza girdiği görülünce, yani açıklamalardan da bunu görüyoruz, çeşitli kalemlerden kan dökülmesin, anlaşın, anlaşalım vesaire. Muhalefete yönelik böyle bir teklif gelir mi? Yani iktidarı devredelim, bizi de yargılamayın. Buralara gider mi iş? Çünkü bu işin uluslararası boyutu da var. Ya bence bunun bir karşılığı yok. Yani buna ben en başından beri hani çok boş bir senaryo olarak bakıyorum. Çünkü sözünü ettiğiniz gibi bunun bir uluslararası tarafı da var. Yani biz Rusya'nın elinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, Almanya'nın elinde
şantaja açık olan durumları biliyoruz. Birkaç örnek verilebilir yani bundan. Hani Reza Zarrab sayabiliriz. Avusturya'daki Sezgin Baran Korkmaz'ı sayabiliriz. İşte Ukrayna'da AKP'nin yıllardır almaya çalıştığı ama elinden kaçırdığı özel harekatçı ki silahlar üzerinden yapılan anlaşmalarda önemli bir isimdi Suriye Savaşı'nda. Gökhan Nuri Bozkır'ı örnek verebiliriz. Arjantin'de Serkan Kurtuluş'u örnek verebiliriz. Yani AKP'nin etrafa savrulmuş birçok adamı da var yani. Bunlar üzerinden hani zaten sadece bu Türkiye iç kamuoyuna gelecek bir konuşulacak bir durum değil. Birincisi bu nedenle bu anlaşmanın yapılabileceğini çok düşünmüyorum. İkinci nedeni de hani daha AKP'nin en sıkıntılı Türkiye'de ne yapacak, paramiliter çeteler mi olacak, insanları hapis mi yapacak yoksa sürgünü de bizi mi öldürecek filanın tartışıldığı dönemlerde hani gazeteciler, siyasetçiler AKP ile o meşhur devri sabık hikayesinin, devri sabık yaratma hikayesinin, yaratmama hikayesinin hukuksal açıdan bir karşılığı olmayacağını söylüyoruz biz. Yani siz hani bu anlaşmayı yaparsınız da beni nasıl tutacaksınız mesela yani? Ben evrak yayınlayacağım AKP ile ilgiler ve diyeceğim ki yani bu adamlar suç işledi. Bu adamların yeri cezaevidir. Bir takım tazminat davaları kesilecek. Bir takım kişiler Suriye dosyalarının yeniden konuşulmasını isteyecek. Bu adamları nasıl tutacaksınız? Bunun çok bir karşılığı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Siyasetin biraz real taraflardan konuşulması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü öbür türlü AKP şöyle bir şey yani bunu hani biraz şark kurnazlı olarak değerlendirmekte bir sakınca bulamıyorum. Topluma bir kez daha bu programlar üzerinden aldatabilir yani. O nedenle de gerçekçi olmak ve gerçek neyse onu konuşmak gerekiyor. Bunun bir karşılığı yok bence bu anlaşmanın. Zaten muhalefeti zan altında bırakmama cümlesiyle başlamıştım. AKP gidiyor, gitmekte öyle görünüyor. Ancak devlet içerisindeki kadrolaşma TÜGVA belgelerinden de ortaya çıkıyor. Oradaki yapılanmayı ayıklamak çok mümkün görünmüyor. Kolay olacak gibi değil. AKP'nin kalıntılarının bürokrasiden temizlenmesi, belki oradaki gücüne mi güveniyor acaba seçmen kaybetmesine rağmen iktidardan gitmemek üzere? Ya, bu gerçekten çok iyi ve yerinde bir soru olduğunu düşünüyorum ve çok fazla tartışılması gereken bir durum tespiti de olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu örnekler, benzer sistemlere ilişkin örnekler dünya kamuoyunda çok tartışıldı. Mesela 1945'te Berlin'e Ruslar bayrağı diktikleri zaman herkes bir anda artık etrafta hiç Nazi kalmayacağını zannediyordu. Ama gözden kaçan şuydu, bürokraside, yargıda, işte kolluk güçlerinde herkes Nazi'ydi. Elde mevcut adam yoktu, yetişmiş adam. Sadece sistem değişti ve sistemin içerisindeki bu kişiler neredeyse 1968 öğrenci gençlik hareketlerine kadar, yani ölene kadar bu adamlar bu sistemin içerisinde götürdüler. Hani realizmden konuşacaksak Türkiye'de de durum bundan çok farklı olmayacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü yetişmiş insan yok. Yetişmiş insanları da yetişmiş eğitim kurumlarının içini boşaltarak mahvettiler. Ama sistemin değişmesi, etiğin değişmesi, ahlak üzerinden yeni bir şey kurulması, o sistem içerisindeki bürokraside çalışmış kişilerin de kendilerine çeki düzen vermelerine olanak sağlayacaktır. Bu noktada aslında Kılıçdaroğlu'nun çok önemli bir çıkışı var. Bürokrasiye birkaç defa seslendiği bir çıkış.
Yani şunu söylüyor açıkçası. Bu bürokrasi politik bir dille, diplomasi diliyle söylüyor ama yani akıllı olun, bunlar gidiyor. Yani daha fazla suç işlemeye devam etmeyin. Yani neyse hukuk, bunu yapın diyor Kılıçdaroğlu. Çok yerinde bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da çok fazla karşılık bulduğunu da düşünüyorum bürokraside. Şimdi öyle çok kolay değil. Yani konuşulduğu gibi hani biz CHP'yi kapatalım. Yani öyle siz 15 Temmuz 2016 sonrasında 17 Temmuz gününü yaşamıyorsunuz ya. Acayip bir güç kaybettiniz. Herkesin bürokraside de endişeleri var. Adliyede bir takım dosyalar konusunda kafalar karışık. O yüzden de yani hani kapatın HDP'yi, kapatın CHP'yi gibi filan şeylerin bu süreçte karşılığının olmadığını görüyoruz. Zaten gidiş demek de böyle bir şey. Yani ben şunu beklemiyordum. Bu kadar köklenmiş, bu kadar yerleşmiş yapıların bir gecede ortadan buharlaşıp falan gitmesi çok mümkün değil. Ama toplumun tasarruflarına, toplumun eğilimlerine bile baktığınız zaman hani bunu o kadar çok yerden kurabiliriz ki biz. Eskiden böyle hani çok dincilik oynayan falan hiç öyle olmadıkları halde bu işlerin içinde olan sanatçılar bugün önlerine rakı bardağını koyuyorlarsa evet burada yani burada bir ivme kaybı vardır yani. Rüzgarın esiş yönünü iyi hesaplıyorlar diyebilir miyiz? Ya, tabii canım, tabii ki yani. Burada görünen bir şey vardır ve her şey bana göre sosyolojiyle başlar. Yani toplumdan görürsünüz. Üstelik AKP iktidarının kaybettiğini de sosyolojiden görüyoruz biz. Ya, ben şunu söylerim yani Erdoğan yani bu lafımı kimse şey yapmasın, garipsemesin. Türkiye'nin gördüğü en iyi sosyologlardan biridir yani. Toplumun nabzını çok iyi tutar, ona göre şerbet verir filan, oyları ona göre hesaplar. Ne zaman, nerede kitleleri böleceğini, nereden oyu çıkaracağını bilir. Ama yok, bunun da karşılığı yok. Yani bunun karşılığı kalmadıysa artık, çünkü Erdoğan, hani konuştuk ya, o Hulusi Akar'da, Hakan Fidan'da olmayan bir şey var Erdoğan'da. Evet. Hani bana göre yok tabii de, hani Beysi Dündar'a göre de yok. Ama halkta büyük bir karizma karşılığı var. Evet. Fakat bunun kalmadığını görüyoruz biz artık. Bu da çok önemli bir şey söylüyor. Yani siyaset hesaplamaları yapılır, anket bir şeysi yapılır filan ama bir de sosyoloji denilen bir şey var. 10 Kasım'a bakın. Dünkü 10 Kasım'a bakın. Hani çok enteresan bir şey çıkıyor ortaya, bir fenomen çıkıyor. O nedenle de yani çok zor ya AKP'nin işi. Çok da keyifle seyrediyoruz bu zorluğu yani valla. Sanırım bu rüzgarın yönünün değiştiğini, tamamen AKP'nin gittiğini Mehmet Barlas'ın çiçeği çikolatayı kapıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne falan muhalefete gittiği zaman anlayacağız. Çünkü o iyi tespit ediyor bu işleri 40 yıldır. Evet, Mehmet Barlas buradan sonra gitse anca zincirli kuyuya gider. Yani artık ya şey geçmiş, Nuh Nebi'den son kullanma tarihi mi? Ya tabii yani Mehmet Barlas'la siyaset kurmaya çalışıyorsanız zaten geçmiş olsun ya. Evet. Geçmiş olsun yani. Şimdi, kim? Selvi ile siyaset kurmaya çalışıyorsun. Mehmet Barlas'la siyaset kurmaya malzeme çalışıyorsun. Bu şimdi. Ondan kaynaklı. Yapacak bir şey yok. Evet. Sayın Dündar, bu bürokrasi duruyor kütle halinde. Ama temizlenmesi zor olmasına rağmen onlar da artık sinyali aldıklarını söylüyor Erk Acarar. Katılıyor musunuz bu duruma? Sizin değerlendirmeniz nedir? Tam o raddede değiliz. Belki bir pozisyon alma söz konusu olabilir ama muhtemeldir ki, ben yine söylüyorum, bu iktidar durduğu sürece radikal bir değişiklik beklemeyelim. Ama siyaset ayağında, ama bürokrasi ayağında, ama yargı ayağında iktidarın değişmesiyle beraber bu daha doğrusu seçim döneminde bu değişikliği beklemek mümkün. Zira bu kadar ifşaat varken herhangi bir savcının herhangi bir konu hakkında bir dava açmamış olması da bunu gösteriyor. Şu an Cumhur İttifakı'nın iktidarında olunması hasebiyle ve bir sürü aslında alanın bütününe sahip olmaları hasebiyle ben bu kırılmanın henüz erken olacağını düşünüyorum. Lakin pozisyon alma noktasında en azından iş adamlarının
TÜSİAD'ın geçen ay itibariyle yaptığı açıklamayı önemsiyorum. Haricen sanatçıların, Erkin dediği gibi sanatçılar... Sarcıklıoğlu'nun açıklamaları daha önemli değil mi? Yani işte iş adamları noktasında da bu ne diyelim toparlanmanın ya da pozisyon almanın yavaş da olsa bir hareketlenme başlattığı aşikar ama radikal manada en azından yargı ayağında ben bu dönüşümün seçim döneminde AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın rey kaybıyla beraber olacağını ve birbirlerini daha hızlı şekilde satacaklarını ve en azından yargı ayağının daha hareketleneceğini düşünüyorum. Burada da muhalefetin iktidarın bütün tazyik ve tahriklerine rağmen çok dikkatli ve dikkatli olması gerekiyor. Şu an eriyen bir Cumhur İttifakı var ama AKP ama MHP radikal bir söylem ya da radikal bir yanlış yapmadıkları sürece iktidarın değişeceği noktasında ben çok iyimserim. Erkin de dediği gibi bu erimeyi zaten gözlemliyoruz. Sadece muhalefetin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Bunu dile getireyim. Yani o kırılma, kritik kırılma ama henüz yaşanmadı. Yaşanmadı. Şöyle, çünkü şu an yine Cumhur İttifakı iktidarda. Dolayısıyla çok radikal bir değişiklik beklemiyoruz. Oy bandı itibariyle seçimde görülecek olan o o rakamsal değer, düşüş cesaretlendirecektir. Ama bu ittifak döneminde ya da bu iktidar döneminde henüz tam manasıyla gün yüzüne çıkacak halde değil. Teşekkürler. Sayın Esen, programımızın sonuna geldik. O kritik kırılma olmadı. Oy oranıyla görüldüğü takdirde olacaktır diyor V.S. Dündar. Aslında yerel seçimler bu işin bir provası gibi değil miydi? Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu bürokrasideki ağırlığı ile birlikte hem de o kritik aşamaya gelindi mi? O kırılma ya daha vakit var mı? Sizin değerlendirmeleriniz nedir? Yani tabii karşımızda 2002 aralığından beri iktidarda olan bir parti var. Her ne kadar parti yapısı olarak zayıflasa da sonuçta belli kadrolar 10 seneyi, 15 seneyi hatta belki bazı isimler 20 seneyi yakın bir süredir iktidarda. Şimdi bu kadar uzun süre devam eden bir iktidar yapısının öyle birkaç ayda çözülmesi mümkün değil. Hele de bunun başında en azından kendi seçmenlerinin karizmatik olarak kabul ettiği ve bir şekilde hala popülaritesini sürdüren bir lider, kendi tabanı nezdinde en azından popülaritesini sürdüren bir lider başındaysa ve tabii otoriter bir rejimin şartlarında muhalefet de yani normal demokratik bir ortamda yapabileceği çıkışları ve atlamayı yapamıyor. Çünkü basının önemli bölümü muhalefete kapalı. Kamu kaynakları iktidarın devam etmesini sağlayacak şekilde kullanılıyor. Ve tabii bir de MHP'den gelen destek nedeniyle iktidarını bir süre boyunca en azından Erdoğan öteleyebildi. Yani dolayısıyla böyle bir anda bir kırılma beklemiyorum. Fakat öte yandan bence 2013'te Gezi protestolarına kadar götürebiliriz. Ama özellikle HDP'nin parti olarak seçimlere girme kararı alıp hele bir de %10 barajını aştıktan sonra bir türlü geri çevrilemeyen bir gerilemesi var iktidarın ve sürekli yol kazaları yapıyor. Sürekli özellikle Erdoğan yanlış kararlarda bulunuyor ve tabii giderek kadro da daralıyor. AKP'nin içindeki bir dolu yetkin, tecrübeli isim ya tasfiye edildi ya partiden ayrıldı ya sessizliğe büyümüş durumda. Dolayısıyla zamana yayılan bir kan kaybı ve giderek zayıflayan ve geri döndürülemeyecek şekilde zayıflayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ben açıkçası üç şeyden biri olursa hızlı bir dağılma bekliyorum. Bunlardan bir tanesi eğer AKP'nin oyu %30'un altına düşerse. Daha o noktaya gelmedik. Ama tabii çok zorlu bir kış Erdoğan'ı bekliyor. Yani enflasyon artışı devam ediyor. Enflasyon artışının ve tabii Türk lirasının değer kaybının getirdiği işte enerji fiyatlarındaki artma, gıda mamullerinin fiyatlarında artma. Yani bu kış çok zor geçecek. Özellikle de AKP tabanı açısından. İkincisi tabii bu hastalık gerçekten üstü kapatılamaz bir noktaya gelirse. Yani biz Erdoğan'ın fiziksel olarak çok zayıfladığını görürüz ama bir şekilde o söylentiler çıktıktan bir gün sonra Erdoğan kameralar karşısına geçiyor. Ama mesela öyle bir durum olabilir ki Erdoğan'ı biz 3 hafta görmeyiz.
O zaman da belki daha sert bir kırılma olabilir. Tabii hiçbirimiz bilemeyiz. Böyle bir şey olur mu ve olursa ne zaman olur. Ve tabii seçimlerden hemen önce. İşte seçimlerden hemen önce eğer ki AKP %30 bandına gelmiş, hatta onun altına düşmeye başlamışsa hızlı bir kırılma olabilir. İşte o noktada bence muhalefetin dikkatli bir şekilde adım atması gerekiyor. Ve burada sivil topluma ya da toplumsal muhalefete de çok büyük rol düşüyor. Sanırım bir önceki turda Erk Bey söylemişti. Yani bu ifşaatların devam etmesi ve paylaşılan belgelerin kamuoyuna öyle ya da böyle bir yerden sunulup bu haberlerin paylaşılması çok önemli. Fakat öte yandan ben Millet İttifakı'nın bileşenlerinin, özellikle CHP ve İYİ Parti'nin ılımlı ve dikkatli bir çizgide yürümeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şekilde herkesi kapsayıcı bir söylemle ve devri sabık yaratmayı düşünseler bile bundan en azından kamuoyu önünde bahsetmeden bir kampanya yapmaları gerektiğini ve bir arada kalmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir durum olursa ben önümüzdeki seçimde iktidarın değişeceğini tahmin ediyorum. İktidar değişikliği sonrasında mesela ben devlet kadroları açısından o kadar endişeli değilim. Yani tabii ki bu bir sorundur. İşte TÜGVAL'ı, Sadat'lı, hiçbir liyakatle o pozisyona gelmemiş insanların bürokraside şu an kapılanmış olmaları büyük bir sorundur, ama biz bunu Büyükşehir Belediyelerinde aslında 2019'dan beri yaşıyoruz. Ve aslında kademe kademe Büyükşehir Belediyelerinde, özellikle İstanbul'da tepe kadrolarının değiştiğini, aşağı kadrolarında değişen siyasi dinamiklere ayak uydurarak yeni yönetimle beraber çalışmaya başladığını görüyoruz. Ben bürokraside de benzer bir durumun olacağını düşünüyorum. Yani iktidar değişikliği sonrasında tepe kadroların çok önemli bir bölümü ya emekli edilecek ya tasfiye edilecek. Fakat da bir aşağı baktığımız zaman ya onların, ben çoğunun o kadar hani tüp balı olmadığını ve belli oranda da siyasi dinamiklerin değişmesine uyacaklarını düşünüyorum. Ve bir toplumsal barışa ihtiyacımız olduğu gibi bir siyasi barışa da ihtiyacımız olacak. Fakat tabii son bir cümle parantez açarak şunu da belirtiyorum. Bu devri sabık tartışması gerçekten önemli bir tartışma. Hani siyasetçilerin girmemesi gerekiyor ama belki bizim girmemiz gerekiyor. Bu rejim altında hukuksuz eylemlere, hele de yani çok ciddi anlamda hak ihlali eylemlerine karışan insanların yargılanmadan kurtulması kamuoyu vicdanı için kabul edilecek bir durum değil. Siyasi partiler belki bunu gündeme getiremeyecektir ilk etapta, ama toplumsal muhalefet seçimlerden hemen sonra bu konuyu gündeme getirmesi gerekiyor. Yani gezi eylemlerinde şiddet olaylarına karışan polislere o emri kimin verdiği, 2015 Haziran'ından sonra atılan, özellikle Güneydoğu'da atılan adımların arkasında kim olduğu ve bununla başlayarak yargıda, bürokraside bu iktidara yardımcı olmuş isimler, yani o Kılıçdaroğlu'nun çağrısı doğru bir çağrı, ama biz Latin Amerika'da askeri Sayın yönetimler bittikten sonra, rica ediyorum. Tabii cümleyi bitireyim, biz Latin Amerika'da demokrasiye geçiş sürecinde muhalefet partilerin belli sözler verdiğini, fakat toplumsal muhalefetin bastırması sonrasında 1990'lı ve 2000'li yıllarda yargılamaların başladığını gördük. Benzer bir durum Türkiye'de olabilir. Yani hemen 2 sene, 3 sene sonra değil, ama 10 sene sonra, 15 sene sonra özellikle sivil toplumun bastırmasıyla bu konu gündeme gelebilir. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde tartışacağız, ama önce bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Onun için de seçimin kazanılması. Çok teşekkürler Berk Esen katılımınız ve katkılarınız için. Erk Acarar katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bir cümle ekleyeceğim Berk Hoca'ya, herhalde söylemiş oldum. Çok kısa bir cümle. Ben zaten kastım şu, Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nı iktidarda tutmaya dönük bu tip girişimleri, gerginlikleri artırarak en azından muhalefetteki birkaç parti yanına çekmeye dönük hamlelerinin artacağını, ama sonra dedi erken seçim seçeneğinin AKP'nin birinci parti olmasıyla beraber halen birinci parti tutmaya dönük bir vakitte gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Katılımınız için hepinize çok teşekkürler. Programımızın sonuna geldik. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Bu akşam Rota'da AKP sonrası dönemi Sedat Peker'in ifşalarıyla birlikte konuştuk. Bizden sonra gece editörü var. Hoşçakalın.